Ekrana gelen görüntüyü izah edeyim. Bunu niye gösteriyoruz? Sabahtan, dünden bu yana aslında askeri kulislerde konuşulan Ege'de, Doğu Ege'de Oruç Reis'in korunması sırasında yaşanan hafif bir böyle sürtünme, değme, çarpışmamsı veya çok yakına gelme, yani belli ölçüde bu tip hani arabaların yakınlaşması gibi değil, dev gemilerden bahsediyoruz. Ekranda gördüğünüz Kemal Reis Fırkateyni. Kemal Reis Fırkateyni ile Limnos Fırkateyni'nin muhtemelen belli bir sınırın dışında yakınlaştığına dair veya hafifçe sürtüştüğüne dair bazı haberler var. Yunan basın diyor ki Kemal Reis işte hasar aldı, kenara çekildi. Yok, gayet net gözüküyor. Milli Savunma Bakanlığı'nın neden o açıklamayı yaptığını ve aynı gemilerle refakatimizi sürdürüyoruz dediğinde buradan anlıyoruz. Demek ki bir şey olmuş ama Türk gemisinde ya da Kemal Reis Fırkateyni'nde herhangi bir sıkıntı bizim bildiğimiz kadarıyla yok. Limnos çekilmiş mi acaba? Öyle, bizimkiler de o diyor. Hemen kıza çekildi. Limnos o bölgede değilse o zaman bir yere çekildi. Bir hasarlı durum var. O zaman biraz haritalara bakacağız muhtemelen. Ama belli ki biraz fazla yaklaşılmış. Ortam biraz fazla ısınmış. Şimdi samimiyetin zamanı değil. Öyle mi? Fazla yanaşmasın. O kadar evet, mesafe diyoruz. Evet, evet. Sosyal mesafeyi korusun. Korona var, diyoruz. Bilmem ne var. Yunan çok tehlikeli bilgimiz. Bir yakınlaşma olur. Çünkü Sayın Mevlüt Çavuşoğlu ile anladığımız kadarıyla Avrupa'da bir müzakere masası kuruluyor. Almanlar devrede. Şu anda bugün görüşecek Avrupa Birliği. Josep Borrell'le görüşecek. Yok, şey var bir de. Bugün Yunanistan'ın acil çağrısıyla toplanan genel işler şey konseyi var. Orada bayağı bir şikayetname evet. İşte. Çemkirme durumu falan bir şeyler olacak. Amerikalılarla da görüşecekler. Ama Türkiye'de epeyce bir lobi yaptı. Yani Litvanya'dan Macaristan'a, Bulgaristan'dan bilmem Almanya'ya hepsiyle tek tek konuşuyor. Konuşuldu. Ya Sayın Bakan konuşuyor ya Sayın Cumhurbaşkanı konuşuyor. Ama Merkel'le de görüştü. Türkiye şey, o da iyi. Yani onları markaja alıp şunu söylemek lazım. Bakın kardeşim, orada ileri geri konuşup Yunanistan'ı desteklemeniz demek NATO ülkesi bir Türkiye ile Avrupa Birliği'ni adeta savaşa davet etmektir. Aklınızı başınıza alın. Biz diyalog çağrısında bulunuyoruz. Biz diyoruz ki Ege'yi paylaşalım. Neye göre? Hakkaniyet ilkelerine göre. Biz diyoruz ki Doğu Akdeniz'i paylaşalım. Neye göre? Hakkaniyet. Ama Kıbrıs Rum kesimi bir devlet değil. Bu sizin hatanız. Orada sorun bile çözülmeden Kıbrıs Rum kesimi bir de Türkiye'yi bölgeden çıkartacak tarzda bu tür girişimler yapacak, şirketler gelecek. Türkiye bir şey yapmayacak. Yani bu fantezi bitti, parti bitti. Yani herkes ne içtiyse sabah oldu, uyanın artık. Peki. Sayın Öğüt, sizin bu bölüme eklemek istediğiniz bir şey var mı? Sonra birazdan İstanbul Sözleşmesi'ne geçeyim ben yavaştan. Peki. Az önce sizin de tespit ettiğiniz gibi, yani yıllardır söylüyoruz bu monşerler diye küçümsedikleri dışişleri geleneğimiz çok güçlü bir gelenek. Hakikaten çok iyi diplomatlar yetiştirmiş bir gelenek. Mümkün olduğu kadar yok etmeye çalıştılar. İlişkilerini, iş adamlarını büyükelçi yapmaya çalıştılar. Ekonomik ilişkiler kurmaya çalıştılar. Onu da beceremediler. Ama şimdi biz hala dışişlerinin diplomasi yoluyla bu işi çözebileceğine inanmaya çalışıyoruz. Çünkü tek adam yöntemiyle yürütüldüğü zaman, ortak akıl olmadığı zaman büyük sıkıntılar, yani devletin aklı olmadığı zaman büyük sıkıntılar çıkıyor. Yıllar önce Gazze'ye, bu çarşamba Gazze'ye gidiyorum demişti Sayın Cumhurbaşkanı, o zaman başbakandı. 4 veya 5 yıl geçti, Gazze'ye hala gidilmedi. Ben Gazze'ye ben gidiyorum demişti. Az önce bir harita yayınladınız, ben ilk defa gördüm. Filistin'le Türkiye arasında münhasıran ekonomik bölge galiba, veyahut da deniz sınırı. Evet, yani Sayın Cihat Yaycı bunun yapılması gerektiğini düşünüyor. İsrail yani onu de kim çizdi verdi, bizim düşüncemiz mi bu, yoksa Filistin'le ortak bir kararımız mı bilmiyorum. Yok, ama. Yani Türk Dışişleri ve anladığım kadarıyla Deniz Kuvvetleri Libya ile yapıyorsak yani, onlarla da yapmalıyız. Yani umarız olur ama böyle bir şeyin olabileceğine ben hakikaten inanmıyorum. Filistin'in bizim bütün dış sıkıntılarımızda daha bir İsrail'le yapılmadan olmaz zaten. Olmaz. Hiç, hem İsrail'le hem Filistin'le yanımızda olmadığını görmemiz lazım. Bu Baba Bush'un Türkiye'ye, Orta Doğu'ya ve Irak'a demokrasi getirmek için yaptığı
müdahalenin ve onun Bob eş başkanının hala bu demokrasi yerine sadece petrol kuyularını paylaştığını görmemek, doğalgaz alanlarını paylaştığını görmemek, buralarda küçük küçük kendilerine ait devletçikler yarattığını görmemek, hatta demin hocam da söyledi, Amerikalı annelerin bizim çocuklarımız öldürülmesin diye açtığı büyük kampanyalarda her gün Beyaz Saray'ın önündeydiler. Eğer böyle bir şey olsaydı, Türkiye'de yapılmış olsaydı, ne vatan hainliği kalırdı, ne Yunanlık kalırdı, ne Rusluk kalırdı, ne bilmem ne kalırdı. Onlar bölgesel güçleri çatıştırıyorlar ve petrole el koyuyorlar. Onun için bu Filistin olayında da biz Suriye, Bob eş başkanı vasıtasıyla Suriye'ye müdahale ettiğimizden beri Amerika'nın demokrasi geldi ama 1,5 milyon Müslüman öldü. Demokrasi geldi diyorlar, yani bize göre bir şey olmadı ama Suriye bölünmek üzere Libya bölündü. Şimdi en önemli, bu sonuçta en karlı kim çıktı? İsrail çıktı. Golan Tepelerini aldı, petrol ve su havzalarını aldı, başkentini değiştirdi. Amerika'ya göre yani biz hala tanımıyoruz. Çok sayıda ülke tanımıyor. Şimdi sonuçta fiilen değişti. Tanımıyorlar da ne yapıyorlar? Yani ekonomik ilişkisini mi kesti? Asker mi yolladı? Bakın kaç yıl, ben böyle bir şey olsun istemiyorum ama kaç yıldır İsrail'le Suriye'den oluşan bu İsrail'le savaşan gerillalar ne oldu? İsrail hayatında böyle güzel bir dönem yaşadı mı? En ufak bir çatışma yok. Gittikçe alanını, hem siyasi alanını yükseltiyor, hem ekonomik alanını yükseltiyor. Az önce hocam da söyledi, Türkiye ile ortak manevralar yapıyordu. Konya üstünde ortak manevralar yapılıyordu Türkiye'de. Burada modern silah modernleşmesinin en önemli ayaklarından birisi İsrail bizim açımızdan. Azerbaycan dostumuz diyoruz, en çok silahı alan, aldığı silah İsrail'den. Yani öyle olayı çok basitleştirmemek lazım. Ekonomi görmek lazım. Düşman edinmek yerine dost edinmek azaltmak lazım. Bir tek Katar kaldı dostumuz. Onun da ekonomik nedenleri var. Türkiye'deki ekonomik ilişkileri en son ortaya çıkan Kanal İstanbul'da dahil olmak üzere. Bazı.